Gelin hanıma bir çay verin kızlar. Ne değişti Ali Bey? Hiç olmazsa bunu söyleyecek kadar şerefli davran. Neden birden fikrini değiştirdin? Aman boş boş konuşma be Dilara. Ne değişecek? Canımı sıkma. Sanki paraya ihtiyacım var. Durum düzelince vereceğiz işte. Baksana buraya, ne yapıyorsun sen? Anasına söz verdim. O parayla abuk subuk işler yapmaya kalkmış. Zeliha'nın hakkını vermeye de ölüm döşeğindeki anama söz verdiydi. Ne oldu? Sümbül bir telefonuyla muma mı çevirdi seni gene? Kardeşimin dul karısını kendi paramla saptıracak değilim. Sen karışma. Zamanı gelince parayı Zeliha'ya veririz, olur biter. Sümbül'den bir şey artarsa tabii. 10 milyarlık atlan başladın bakalım. Arkası gelir nasıl olsa. Dayım Sümbül Hanım'a hasretim vermiş. Doğum günü hediyesi. O at abim de benim. Bizim için alınmıştı. Nasıl verir ya? Tabii esas soru niye veriyor? Daha da esas soru o atın adı niye hasret? Babamı telaşlandırmak istemiyorum. Bir süre duyguda kalırım. Sonra da bilmiyorum, iş falan bakarım herhalde. Evlenmeden önce ne yapmayı düşünüyorsam onu yapacağım işte. Bahar, Yaman'ı merak ediyorum. Hiç konuştun mu? Hayır. Çocuğun da benim yüzünden şu başına gelenlere bakın ya. Ne kadar üzülmüştür kim bilir. Dünyanın parasını yatırdı o otele. Kendi kaşındı. Kes artık. Hiçbirinizin anlamadığı bu. O sadece benim sevdiğim işi yapmama yardımcı olmaya çalışıyor. Sadece bunu yaptı. Ama sevgili kocam bana bunu çok gördü. Ya adam o otele emek verdi ya. Bütün işini gücünü bıraktı. Dünyanın parasını harcadı. Enişte çok merak ediyorum. Bir arasana ne olur. Alo Yaman. Neredesin? Hadi abi. Ne var? Gidiyoruz. Ya bu nedir ya? Tamam Bahar, tamam. Oturup doğru dürüst konuşalım. Bahar. Bahar yapma. Ha? Ölüyorum Yaman. Onsuz ölüyorum. Seymen, ben Can. Ne yapıyorsun sen Seymen? Aklını falan mı kaçırdın? Sana soruyor. Ya abi sakin ol bir dakika. Bahar yanınızda mı? Neler oluyor Seymen? Ya ters bir şeyler oldu işte. O nasıl? Çabuk buraya gel. Karını toparla götür. Biz bunları yaşat diye vermedik o kızı sana. Yaman'ı da perişan etmişsin. Ayıp değil mi yahu? Sana yakışıyor mu? İyi olur inşallah Sümbül Hanım. İnşallah. Bir isteğin var mı? Azıcık atı çıkart da şurada dolaştır Bekir. Ayakları açılsın. Olur. Yeni dizisi başlamış. Güzelmiş. Ha, bilmiyorum, izlemedim ben. Kim bu kız? Leman Sam'ın kızı işte. Hadi inşallah abin alır gelir gelini. Ya da babasına teslim eder. Benden bu kadar. Alın kızınızı der. Gittiler.
Ağam gene dayanamadı bak. Bu olanları iyice dikkatli takip ediyorsun değil mi Memo? Bunlar ders olsun da sana. Allah Allah, bana ne ders olacak? Sana olsun. Ağam çok sabırlı valla. Bana biri yapacak da bu gelin ablanın yaptıklarını. Bak gör. Aa, bak bak bak, ne yaparsın? Kötü olur. Hayriye eserse gece kalkar dolma doldurur. Sırasında eline süpürgesini alır. Gün doğarken fırlar, çıkar gider, yukarıdaki kiliseyi süpürür. Onun mesleğindeki ilerlemesine mani olamazsın Memo. Sermet, Hayriye'ye yeni bir bulaşık eldiveni alsa mesela. İşini gücünü daha iyi yapsın diye, öyle arkadaşça. Sen buraları yakar mısın sinirinden? Yakarım. Kimse benim karıma yeni bulaşık eldiveni meldiveni alamaz. Vallahi yakarım. Vino da alsa. Sermet de yakarım. Hayriye'yi de. Yavaş serzeklenmeyin. Erkek dediğinde biraz kıskanacak tabii. Öyle kadını boş bırakan bir erkek benim gözümde. Köpek yavrusu musun sen ya? Tasmasız dolaştırılamayacaksın. Bir nevi öyle. Yerini alacağına kadar tasmasını takarsın. Sonra bıraksan da gitmez zaten. Bizim yaşımıza gelince kovsan da gitmez. Taşlasan tasını bırakıp gitmez. Duygu. Seyhan arıyor. Alo. Seyhan. Tamam işte. Kebapçının yanından girin. Doğru aşağı inin. Ben kapıya iniyorum. Beni görürsünüz. Bahar. Duşa mı girdin? Evet. Ben akşam için bir şeyler almaya çıkıyorum. Tamam. Banyoda olduğumu bilmiyor sanki. Niye anahtarını almıyorsun? Evet. Böyle olmaz, havlu lazım. Evet. Ben bir havlu bulayım. Ben de gelebilir miyim? Hayır. Sen burada bekle. Bekleyemem. Seni bırakamam. Beni bıraktın. Sen beni bıraktın. Ah.
Niye çıkmıyor bu adamının bornozu? Çıkar şunu! Burası ne güzel bir yermiş. Seveceğini tahmin etmiştim. Sence ne yapıyorlar? Sesleri çıkmadığına göre işler de yolunda. İnşallah öyledir. Ne oldu? Bizim öykümüzün onların ne yaptığına bağlı olmasını istemiyorum. Abinle ortak bir virüs taşıyorsun. Bu elinde değil. Ben Seymen Karadağ değilim. Ben de Bahar değilim. Farkındasın değil mi? Başka bir öyküye tamam diyorsan tamam. Ama buna da sadece abin gibi olmamak için tamam diyeceksen yine olmaz. Bir gün bana alıştığın zaman o virüs ortaya çıkarsa ya da artık kendini kontrol etme gereği duymadığında
Neden korkuyorsun? Seni çok sevip sonra hayal kırıklığına uğramaktan korkuyorum. Kadınlar kumarbazlar gibi hesapsızca aşık oluyorlar. Sonra masadan kalkma zamanı geldiğinde önlerine yıllarca ödemek zorunda oldukları bir hesap geliyor. Arkadaşım günlerdir yaşadığı aşkın başına açtığı borçları nasıl ödeyeceğini bilemez bir halde acı çekiyor. Onun gibi olmak istemiyorum. İlk tanıştıklarında bunları düşünselerdi bu kadar güzel bir ilişkileri olabilir mi? Ben senin baharın olamam Seyhan. Evet doğru. Bunun için elinde olmadan çaresizce beni sevmen gerek. Benim de senin tabii. Abi. Baş. Bahar. Benim. Gel canım. Ne oldu sana böyle? Of, gel buraya. Ya ateş gibi olmuşsun. Çok üşüyorum. Tamam yat böyle. Tamam canım tamam. Ne oldu bu odaya böyle? Ne yaptınız siz birbirinize? Seymen de aşağıda. Darmadağınık oturuyor. Of, bir daha bana onun adını anmayacağına söz ver. Tamam. Tamam canım. Tamam. Sadece bana ne olduğunu anlat. Hatırlamıyorum. Şu odanın haline bak. Canım. Alo. Gül abla. Ya acayip bir şeyler oldu. Gel abi otur. Biz bunun aşısını yaptırmış mıydık? Hayır, bu yaralar seni götürür. Neden tırnak uzattıklarını şimdi anladım. Ne oldu abi? Kendimi kaybettim. Çok kötü şeyler oldu. Onu dövmedin değil mi? Hayır. Sevmeye çalıştım. Doğru. Beni bu yaralar götürür. İçecek bir şey var mı? Merhaba.
Çok kötü. Her tarafı yara bere içinde. Evi görsen inanamazsın. Korkunç şeyler olmuş Seyhan. Bu da anlatmıyor. Acayip ateşi var zaten. Ablası geliyor şimdi. Ne demek aramasaydın ya? Ne yapayım? Seymen nasıl? Hadi ya. Dur, kapı çalıyor. Ararım sonra. Nerede? Hayvan herif. O daha beter durumda. Çok ateşi var. Buz var mı? Kolonya falan. Getireyim. Dur güzelim. Böyle daha çok ateşin çıkar. Açalım şunu. Abla. Ne oldu bebeğim? Ne yaptınız böyle? Yaman'la ilişkim olduğunu sanıyor. Ne? Yanındayken bile özlediğim bir adam. Nasıl başkasıyla bir ilişkin olduğunu düşünebilir abla ya? Ben nerede hata yaptım? Böyle düşünmesi için ne yapmış olabilirim? Üşüyorum, ne olur ört şunu. Al Gül abla. Ay. Dur hayatım, dur. Şu ateşini düşürelim önce. Allah kahretsin, şu haline bak. Abi bırak içmeyi artık, gel şunu ye. Bana kimse o makarnayı yediremez. Dışarı çıkıp yiyelim dedik, istemedin. Birkaç lokma al, kusacaksın. Bari üstüne peynir koysaydın be oğlum. Yok, tereyağı koydum, çok güzel. Ye de gör. Yemiyorum. Boğazımda bir şey var. Viskiyle kaydır hadi. Bazı aşklar böyle mayın tarlasında dolaşır gibi yaşanır abi. Birbirinizin mayınlı yerlerini keşfedinceye kadar bazı ufak tefek kazalar olacak. Çaresi yok. Sen şimdi şu makarnayı bitirmeye çalış, sonra da yat. Hadi yarın her şeyi yoluna koyarız. Bugün olanlar oldu. Geri dönüşü yok. Bunlar onun tırnak izleri. Benimkiler de onun üzerinde var. Kazaymış. Ne kazası be? Havaya uçtuk be. Abi hayır. Senden kuvvetliyim biliyorsun. Alo? Alo, Yaman. Benim. Dilara. Senden hiç ses çıkmayınca merak ettim. Ya kusura bakma Dilara. İstanbul'a gelmem gerekti. Biraz da canım sıkkın. Seni arayamadım. Ama işler iyice kontrolden çıktı galiba. Seymen de Seyhan da İstanbul'a gitti. Ne oldu? Tatsız bir şey mi oldu? Galiba tekrar atışmışlar. Gülbahar'ın yanına gitti, biz de canlı oturuyoruz. Bizi eve istemiyorlar. Durum iyice kötü herhalde. Neyse, bu konudan fena halde sıkıldım. Ben artık yokum. O çılgın kardeşinle uğraşamam. Söyle ne istiyorsa yapsın. İlk defa $1 milyon batırmıyorum. Biraz olsun bunlara sebep olduğun aklından hiç geçmiyor mu Yaman? Sen de biraz üstüne gitmedin mi olayların?
Bak sana ne söyleyeceğim ya. Esaretinize bu kadar gönüllü olarak sadık olmasaydınız... ağlarınız sizi dizlerinin dibinde bu kadar kolay tutamazlardı. Öyle değil mi? Bahar'ın bütün yaptığı kendi kişiliğini korumaya çalışmaktı. Semih'in de bütün yaptığı onun bu hakkını ne pahasına olursa olsun gasp etmekti. Senin bütün yaptığında onların arasındaki bu yangına sinsice körükle gitmek. Hem de başından beri. Amacın tam olarak neydi gerçekten merak ediyorum. Şimdi de bu başladı. Bunlar ailece delirmiş ya. Yani. Herkes adamın vahşiliğini değil beni suçlu görüyor. Boş ver bunu. Bahar'a aşık olduğunu yıllardır biliyorum. Ama beyefendilik sınırlarını asla aşmadığını da biliyorum. Sen de saçmalama Allah'ını seversen ya. Üzülmeni istemiyorum yani. Kaç yıllık arkadaşımsın. Gerçekten onlar birbirlerini akıl dışı bir boyutta seviyorlar. Bu nasıl bir şey anlayabiliyor musun? Oh. Yeter. At ağzına şunları. Ya herkese ne oluyor böyle? Şimdiye kadar çoktan barışmışlardır. Seyhan abimi bir arayalım mı anne? Ara. Barıştıkları falan yok. Her şey daha berbat olmuş. Herkes buna kendini alıştırsa iyi olur. Dün gece Yaman'la konuştum. Günaydın anne. Ben de onu merak ediyorum. Sabah uyandığımda yoktu. Telefonu da kapalı. Hay Allah, nereye gitmiş olabilir? Ne oldu peki? Kavga mı ettiler? Belki tekrar Bahar'ı görmeye gitmiştir. Beni hemen ara haber alırsa. Hay Allah, Seymen ortada yokmuş. Ben de Bahar yengem abimi görünce yumuşar diye düşünmüştüm. Gelin hanım Yaman'a yapılan hakareti ciddi olarak üzerine alındı anlaşılan. Ne dostlukmuş ya. Saçma sapan konuşma. Seymen'i bilmez misin? Kim bilir ne kadar ağır konuşmuştur kıza karşı. Hem de öyle pırlanta gibi kıza karşı. Ağam çok arar onun gibisini çok. Allah Allah. Ya ağlama barışırlar. Aşk her zaman kazanır Hayriye abla, bilmiyor musun? Kazanır. Sen kırdık ortalı. Sonra da işi kalmadı aşk kazanır. Aşkı besleyeceksin, iyi bakacaksın ki kazansın. Ağlama, yürü sen. Yürü hadi. Gitmiyor. Ne olacak gelin abla bir daha gelmezse? Başı göğeme erecek ağamın. Allah korusun kız, yürü hadi. Hadi gel. Ay siniri bozuldu. Tamam yeter. Ben birbirini bu kadar seven iki insanın iletişim kuramamasını anlayamıyorum. Ha, sonra çok üzüleceklerini bile bile hem de. Çok saçma. İşte Zeynep'ciğim. Gördüğün gibi aşk masallardaki gibi değil. Genelde biraz korku filmi havası taşır. Boşu boşuna abuk subuk şeyler yaşayıp alt üst olduğunla kalırsın. Hayır efendim. O beceriksiz kadınlara mahsus bir durum. Ne istediğini bilen sabırlı bir kadın muhteşem bir aşkı kraliçe gibi yaşayabilir. Sürgündeki asilzadeler gibi. Her gün kalkıp kendi kendine tacını takarsın. Ama tebaan falan yoktur. Seni herkes deli sanır. Aşk iki kişi yaşanır anneciğim. Eskiden tek kişi oluyormuş ama artık en az iki kişi gerekli. En az iki. Terbiyesizler. Siz ne anlarsınız aşkta? Kız ağlanacak şey mi? Ne eksi var seninle?
Deli mi ne? Allah Allah. Lan sus artık. Dellendin mi? Lan Memo, şuna bir şey söyle. Bizim düğün işi uzayacak da canı ona sıkılıyor Bekir abi. Başlatma düğününü. Ben seninle evlenmiyorum zaten. Ana! Ha bu hepten oynattı. Niye kız? Evlenenlerin sonunu görüyoruz. Aa, sen kendi işine bak. Ağamlar başka. Büyükbaşın derdi büyük olur. Biz de bak misal. 20 senedir gül gibi geçinip gidiyoruz. Biz de ne var? İnsanın geçinmeye gönlü olsun. Lan yine sen karışır mı insan içine? Sana ortada dolanma denmedi mi? Çık evine. Çıkamam Bekir abi. İnmiş bulundum. Hanımlar ortada. Nasıl çıkam? Ağlama Hayri. Her evlilik kötü olacak diye bir şey yok. Seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım. Bak görürsün. Bravo. Ay sen mi? Sen Mem abinin kıymetini bilmiyorsun Hayriye abla. Senin de sonun ağam gibi olacak. Mem'e bak. Seni de anlayan biri çıktı sonunda. Günaydın. Kahvaltı mı hazırladın? Nasıl? Bütün gece durup durup ağladı. Yine daldı. Sana bir çay vereyim. Evin güzelmiş. İdare eder. Neden ailenle kalmıyorsun? Babamla geçinemiyoruz. Hem yalnız yaşamaya alışınca da olmuyor. Evet, zor olur. Bir iş bulup evi yavaş yavaş toparlarsın. Ben de Can abiyle bunu konuşacaktım. Belki gazetede bana uygun bir şey vardır. Olabilir vallahi. Konuşalım. Hadi. Hadi kızım. Varsana şu beni. Bahar Hanım. Demek kendine bunu layık görüyorsun. Ağla, ağlasana hadi. Bu iş bitti. Zırlasan da gebersen de faydası yok. Bitti, bunu kafana iyice sok. Emre. Hah, gene mi başladın? Güzel. Bir tane de ben çakayım da rahat rahat ağla. Ağla ağla. O hayvanın arkasından ağla bakalım. Her ağladığında bir kere daha vuracağım. Bakalım daha ne kadar ağlayabileceksin. Bahar, bu böyle olmayacak. Hemen Can'ı ara. Tamam. Hemen Zeynel Bey'i bulsun. Buraya getir. Tamam. Yapma bebeğim. Yapma bebeğim. Bahar. Artık ağlamayacağım. Bu yaşların durması lazım. Durdurun şunu. Telefonu kaç. Benim telefonumda kayıtlı. Al çantanda. Bahar dur. Ay, delirdin sen. Ben delirmedim. Beni delirttiler. Bu olmuyor. Bu gerçek değil ya. Ağlamak istemiyorum. Seymen neredesin? Neden gelip beni bu kabustan uyandırmıyorsun? Tamam hadi boş ver. Tamam hadi gel buraya. Kapat telefonu. Dur tamam ben geliyorum. Hadi hemen sen gel, hem ben geleyim. Gel hadi çabuk ol. Açım, çok açım. Tekrar yemek yeriz diye düşünmüştüm. Ne oldu Bahar? Şaşkınlıktan dilim mi tutuldu?
Senin sustuğunu görmek çok şaşırtıcı. İyi misin? Dönmek mi istiyorsun? Tamam o halde. Bazen içim geçiyor, uyuyorum. Uykumda hep mutluyum. Uyandığım an birkaç saniye içimi büyük bir sevinç kaplıyor. Uyanık olduğumu anlayınca ölüyorum sanki. Bu yine beni hep uyutacak değil mi? Harika. Siz hep burada kalın. Ben uyandıkça bana hep bundan yaparsınız. Bu çiçekler çok güzel. Teşekkür ederim. Güneş doğarken uzak bir ülkenin dağlarından toplandılar. Senin için. Bazı yerlerde baharlar açtı bile. Bizim oralardan mı bunlar? Ben evimi özledim. Ama evim neresi bilmiyorum. Seni evine götürmeye geldim. Hayrola, nereye böyle? Bir arkadaşlarının daveti varmış, oraya kaçıyor. Kimin? Sen tanımazsın, İstanbul'dan. Öyle mi? Hadi şimdi bir gelecek gör. Bir dakika, bir dakika. Önce şunu açıklasana sen bana. Neden? Sana hesap vermek zorunda mıyım? Evet, ben sana veriyorum. Yavaş. Ne var be? Burada patlıyorum, gidip dans edeceğim. Peki, ben de geliyorum. Hayır, birlikte yakalanırsak yine kıyamet kopar. Şu üniversiteyi kapatıncaya kadar senin benden uzak durman gerek. Üniversiteye de, sana da. Merdiven yerine gezen git. Sen de hepsini birden istiyorsun be Salih. Hem ağanın parasıyla üniversiteyi okuyacaksın. Hem kız kardeşini zapt edip nikahını alacaksın. E başka bir emrin var mı? Ha? İstemiyorum onların paralarını da kızlarını da. Ne yapacaksın peki? Kim okutu verecek seni sevabına, ha? Burs alıyorum. Bu aldığım puanla İstanbul'da en kral üniversitede bursla okuyabiliyorum. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Lan Salih, tekmeyi koy vereceksin hepsine. Aferin lan. Yardım et. Tamam, tamam bebeğim.
Oo, su gibi olmuş. Dur değiştireyim bize. Şunu koyalım üşüme. Yat bakalım. Heh, ateşin yok. Uyu bakalım. Tamam. Hoppala. Elin burada mı duracak bütün gece? Evet. İyi, peki. Beni sen burada bekle. Peki efendim. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Gel önce sana içecek bir şeyler bulalım. Sonra bazı teknik konuları hallederiz. Merhaba. Bir kampari versene Mike. Tamam. O ne? Kırmızı bir şey. İçmek zorundasın. İlk benimkini kaybettim. Sessize aldım. Arada bir kontrol edersin. Bu ne Tamer? Seninkinin telefatına ben sebep oldum. Borcumu ödüyorum. Sana haber ulaştırmak için. Salak yanaşmalarla da konuşmaktan bıktım artık. Sevgilin sinirlenmeye başladı. O benim sevgilim falan değil. Havaalanına gidiyoruz. Buraya. Ya benim eve gitmem lazım. Sevmen'i bulmam lazım. Bakın telefonu cevap vermiyor. Onu bulmam lazım. Sokaklarda geberip gideceksin. Otur şuraya. Bak Bahar, senin aklın başında değil. O Sevmen buraya gelip hepimizin önünde senden özür dilemedikçe hiçbir yere gidemezsin. Ne gurursuz şeysin sen ya. Ne gururu abla ya. Onu bulmak zorundayım. Ya biz buluruz. Yat şuraya lütfen Bahar. Öf yani öf. Alo Seyhan. Ya kusura bakma bu saatte. Seymen yanında mı?
Aa, öyle mi? Peki. Ya şey oldu da... Neyse, sen gelince beni ara. Gel buradan al. Seni özledim. Ben de. Beni hemen ara. Öldüm öldüm dirildim. Allah seni nasıl bildiyse öyle yapsın. Bekle süt alem de ha. Sen az önce tek başına çıkmadın mı buradan? Memo, görev başında uyumaya mı başladın artık? Ah, o bastığı yeri biliyor mu aşkından kız? Vah vah, ne Hayriye'ymiş bu ya. Yürü. Songül, arabaya koyuver onu. Mehmet de söyle bakıversin bana. Otur. Kızım çay verin. Uyuyor mu oğlanlar? Hakan uyuyor, Tamer yok. Nereye gitmiş bu saatte? Gelmemiş ki gitsin. Buyur ağam. Mehmet, git arabaya benzin doldur. Yollardan abuk subuk şeyler almayan. Kendin mi gideceksin? Yok, adamlar öbür arabayla gelecek. Benimkini ben süreceğim. Aslandık şoförle geze geze. Acık araba keyfi yapam diyorum. Oh, çok şükür be. Yüzün acık gülmeye başladı. Ne işin var Mardin'de? İş işte. Sağda solda konuşma Mardin'de diye. Yarın akşam kısmetse döneceğiz zaten. Kim kim döneceğiniz? Aman çeneni tutamazsın sen şimdi. Ölüm öp. Seymen'le bir işimiz var. Vallahi maşallah. Aranızdan su sızmıyor bakıyor. Duy, unut. Unuttum. Suratına bakılırsa pek hayırlı bir yerden gelmiyor bu. Ne lan? Karadağların kızını mı tavladın yoksa? Ne sırıtıyorsun böyle? Nerede o günler dayı? Beceriksizlikle sana çekmişiz işte.
Son gülen iyi gülermiş. Dayı. Zevzekliği bırakın. Ben iki gün yokum. İşlere mukayyet ol. Yavaş yavaş bir şeylere sok burnunu da üstünden yük al. Gelince doğru düz konuşuruz. İstanbul'da bir iş kurmayı düşünüyorum dayı. Ne dersin? Nereden çıktı bu? Konuşuruz, konuşuruz. Hadi Zeliha. Neredesin kızım? Gelsene kızım. Gelsene Zeliha. Kahvaltıya otur. Semiz otunu mu buldu? Ama Bahar yenge gelince kızmasın bebeği aldın diye. Sonra yerine koyalım onu. Gel sen de yemeğini ye hadi. Oyna kızım oyna. Yengenin geleceği falan yok. Annen şaka yapıyor. Değil mi annesi? Tabii canım şaka yaptım. Dayısı da gelecek. Yengesi de. Gene hep birlikte kahvaltı yapacağız. Dur. Gel bakayım. Bir bakın da doktor bey gerekirse hemen hastaneye kaldıralım. Bu böyle olmayacak Gül. Hiç olmazsa benim eve götürelim. Bu iğrenç yerde daha beter oluyor. Bilmiyorum. Eve götüreyim diyorum. Babam var diye istemiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Ateşi bir türlü düşmüyor. Ateşi düşer gibi olsa sinir krizi geçiriyor. Çok korkuyorum. Hepinizin esas korktuğu Seymen. Bin kere söyledim. Bu da bu şartlarda olmaz diye. Beni Seymen'e götür. Seymen nerede? Tabii sağlam kalan yerlerinde patlasın diye, değil mi? Tamam. Onu görmem lazım. Lütfen Seymen'i görmem lazım, lütfen. Bu yasak, gelin çıkalım. Bakın sadece bir saniye, bir saniye uzaktan. Sakin olacaksınız ama. Biraz solgun, korkmayın. Bu Seymen mi? Her şey normal, merak etmeyin. Sadece ağrıları için uyutuyoruz. Korkmayın, gelin burada kalamazsınız. Seymen! Seymen! İyileşeceksin hayatım. Sen benim hazinemsin. Seymen! Hadi uyan da kavga edelim. Abi araba hazır. Benzin alacağım bir zahmet yalnız. Bu ne be? Bu kalmış abi. Grup geldi de bakma motor canavardır. Geçen hafta Suriye'ye gittim ben bununla. 200 bastım bana mısın demedi. Uçarsın abi bununla uçarsın. Hadi lan. Bak yolda kalırsam geri seni bulurum. Abi ayıp ettin. Anında yanındayım. Helikopterle geliriz.
10-7-3. Bu gece 3 mü, gündüz 3 mü ha? Vallahi kafam kaçtı. Abimden hala haber yok mu? Yok. Ya sakin ol abim, ne diyor? O da delirdi. Hastaneleri, karakolları araştırıyor. İç şunu anne. İç yat uyu. Ya söylüyorum sana, Bahar'a kızgın. Kapamıştır telefonunu, bir yerde kafasını topluyordur. Ne kadar merak ettiğimizi bilmiyor mu? Kesin bir şey oldu. Şu Seyhan'ı bir daha ara. Bir daha. Anne, 10 dakika önce konuştum. Olsun. Olsun. Alo, uyuyor musun? Söyle. Söyle mi, ne söyleyeyim? Beni arayan sensin. Aramadım, unut, güle güle. Ne bu şimdi ya, manyak mıdır nedir? Kızlar, biriniz kahve getirin bana. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi gel, araba burada. Ben biraz sonra gelirim, sen git. İyi misin? Ben biraz yalnız kalayım, toparlanırım. Başkacısından ölünmez değil mi? Ölünmez, merak etme.
yok bir şey. İçimde bir şey varmış. Ondan bayılmışım. Ne varmış içinde? Küçük bir bebek. Allah Allah. Bu sabah mı? İyi tamam sağ ol. Oradaki kiralık araba şirketlerine bakıver şimdi de. Tamam müdür bey. Ara beni hemen. Ne diyor? Müdür şıp diye buldurdu alanın bilgisayarından. 8 uçağıyla Diyarbakır'a gitmiş. Oh. Ay sağ olsun da gitsin. Ne işi varmış Diyarbakır'da? Bir işi çıkmıştır. E hadi gözümüz aydın. Bu da bir şeydir. Yerini biliyoruz ya. Ay of. Seyhan'ı arayın hemen. Atlasın buraya gelsin. Delireceğim artık. Biriniz peşinden gidin. Bırakmayın onu. Bekir abi. Bırakmayın onu. Ağam kendinde değil. Nereye gittiğini bilmiyor. Allah aşkına biriniz peşinden gidin. Gel sen yukarı gel. Haydar al şunu. Deli o be, bilmiyor musun? Ah nihayet. Öldüm acımdan ya. Gel otur. Nerede kaldın? Biraz sivriyi dolaştım. Hoş geldin beyim. Afiyet olsun ağlar görüşürüz. Otur. Rakıverin misafirimize. Program ağır bu gece Seymen. Bir an önce yol almak lazım. Öyle mi? Öyle. Bak. Thank you.
Seymen! Bahar! Ne oldu güzelim? Neden kalktın? Seymen nerede?